Her gün kullandığımız gündelik eşyalar ve hatta bazen çok alıştığımız hareketlerimiz bizlere ciddi zararlar verebilir. Bunların şu ana kadar pek farkında olmadık belki ama sağlık problemleri yaşamamak için dikkat etmemiz gerekiyor. İşte her gün kullandığınız ve size zarar verebilecek bazı eşyalar ve davranışlar. Eğer temizliğinize çok özen gösteriyor ve saçlarınızı her gün şampuanla yıkıyorsanız bunu azaltmalısınız. Eğer çok yağlı saçlara sahip değilseniz, saçlarınızı her gün şampuanla yıkamak saçlarınızı oldukça zayıflatır. Ayrıca saç derinizde bulunan yağlara zarar vererek saçlarınızın beslenmesini de engellemektedir. Çünkü saçlarınızın beslenmesi için doğal yağına da ihtiyacı bulunur. Yazın sahile havuza giderken kullandığımız güneş kremleri doğru şekilde kullanılmadığında bize yarardan çok zarar sağlar. Öncelikle piyasada birçok kimyasal kaynaklı krem bulunur. Bu kremler kimyasal özellikleriyle bizleri UV ışınlarından korumayı amaçlar. Fakat kremleri derimize sürünce derimiz bu kimyasalları emmekte. Üstüne güneş ışınlarıyla tepkimeye giren bu kimyasallar bizlere zarar verebiliyor. Ayrıca bu kremler vücudun ihtiyacı olan D vitamini alımını da durdurabileceği için oldukça az kullanılmalıdır. Yumurta yıkamak bazı insanların çok sık yaptığı işlemlerden biri. Yumurtanın bazı zamanlar pis olan yüzeyi insanların onu temizlemesine yol açıyor. Fakat yumurtayı yıkayıp sonra dolaba koyarsanız bu yumurtanın ömrünü kısaltır ve yumurtadaki doğal koruyucuyu ortadan kaldırır. Bu şekilde bazı bakteriler yumurtaya daha kolay girebilmektedir. Bu da istenmeyen zehirlenmelerin meydana gelmesi anlamına gelir. Birçok insanın çantasında taşıdığı, evinde bulundurduğu bu antibakteriyel jeller aslında yanlış ve sık kullanıldığında bizlere oldukça zararlıdır. Bilinçsiz kullanım sonucu bu jeller vücudumuzda mikrop korumaktan çok bize zarar verir. Bu jeller vücudumuzdaki tüm bakterileri öldürmek ve bize temiz bir ortam yaratmak ister. Fakat bu bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Ayrıca jellerin birçoğunda toksik maddeler de bulunur. Bu toksik maddeler ise insan vücudunda olumsuz etkiler yaratabilir. Sinir hastalıkları, kas zayıflığı bunlardan bazılarıdır. Oda parfümleri bazen bizlere çok rahatsız edici gelebilir. Çünkü kokuyu maskeleyerek onu bastırmaktadır. Fakat bu parfümlerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Çünkü soluduğumuz hava bu parfümler tarafından zehirlenebiliyor. Bu parfümlerin içerdiği bazı kimyasal maddeler bizlere ciddi zararlar verebilir. O yüzden bu parfümler daha dikkatli kullanılmalıdır. Sabahları 6'dan 7'ye kadar alarmı sürekli ertelemek ve her 5 dakikada bir ani kalkışlar yapmak aslında oldukça zararlıdır. Birçoğumuz bu davranışı yaparız çünkü o 5 dakikalık uyku bize dünyalar tatlısı gelir. Alarmı ertelemeye basıp kafamızı tekrar yastığa koyarız ve 5 dakika sonra çalan sesle birden tekrar kalkarız. Ama bu hareket doğru değildir. 5 dakikada bir aniden uyandırılmanız sizin kendinizi daha halsiz, sersem ve bitkin hissetmenize neden olur. Her sabah annemiz ya da ailemizden biri bize yatağımızı toplamamızı söyler. Ya da biz bu işlemi kendimiz yaparız. Fakat bazı günler canınız istemeyince onlara söyleyebileceğiniz bir cevap bulunmakta. Özellikle sıcak günlerde yataktan kalkınca yatağın nemli olduğunu görürsünüz. Bu şekilde yatağı toplarsanız yatağa vücudumuzdan düşen mayıtların çoğalmasına yardımcı olursunuz. Eğer yatağı dağınık bırakırsanız yatağınız kuru kalır ve daha iyi havalanır. Tabii yine de bunu annelerimize anlatmak biraz zor olacaktır. Bacak bacak üstüne atarak oturmak bize kimi zaman daha iyi gelse de aslında sağlık açısından oldukça zararlı.
Uzmanlar her fırsatta bunun zararlarını anlatıyor ve vücutta meydana getirdiği sorunu paylaşıyor. Bu şekilde oturarak sırt ağrısı ve varislere davetiye çıkarmış olursunuz. Aynı zamanda vücudunuzdaki kan dolaşımı da olumsuz etkilenir. Sağlık önemli olduğu için bir dahaki sefere daha dikkatli olunmalı.